Sayın seyirciler, fotoğrafçılığın çeşit çeşit türleri var. Stüdyo fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığı, düğün fotoğrafçılığı derken son günlerde bir fotoğrafçılık türü daha ortaya çıktı. Buyurun izleyelim efendim. Ben artık yolun sonuna geldim çocuklar. Artık ben gider. Öyle konuşma baba, sen hepimizi gömersin. Yok yok oğul, bu sefer kesin gideceğim. Artık vasiyetimi açıklamanın da vakti geldi. Şimdi bak oğlum Şinasi, sana... Beyefendi bu poz çok güzelmiş, bunu kaybetmeyelim lütfen. Buraya bakıyoruz, evet. Tamam. Ne diyordum? Şimdi Şinasi'cim sana... Beyefendi pardon, bir de buradan alayım. Biraz gülümseyelim, gülümseyelim, evet. Tamam. Allah Allah, bu adam niye benim fotoğrafımı çekip duruyor çocuklar? Biz çağırdık da baba, son anlarını ölümsüzleştirmek istedik. Evet, senden bir hatıra kalsın diye babacığım. Tamam canım benim, iyi yapmışsınız da ben artık şu vasiyetimi bir söyleyeyim izin verirseniz. Şimdi Şinasi... Bir saniye pardon. Şöyle uzaklara bakar gibi bir poz almak istedim de galiba çok güzel olacak. Çekeyim mi? Buyurun bakın uzaklara. Çekiyorum. Çıkın. Çok güzel oldu. La havle vela kuvvete ya. Şinasi oğlum bak, sana şimdi kredi borcu... Bu poz çok güzel. Bir de profilden alayım. Çıkın. Tamam buyurun devam edin beyefendi. Lan yeter. Sabahtan beri çıkın çıkın çıkın. Yüreğime indireceksin. Bir türlü çocukları... Söyleyeyim. Ana. Baba. Baba. Ah benim zavallı babacım ya. Bak bir konuşabilseydi bize borçlarını bırakacaktı ama konuşamadan gitti zavallıcım. Evet ya, takdir ilahi işte. Kader böyle istememiş demek ki. Hiç bozmayın, bir de ailecek toplu fotoğraf alayım tam olsun, tamam mı? Hadi 1, 2, 3. Çiz. Çıkın. Sayın seyirciler, doğalgaza zam kesinleşti. Doğalgazın fiyatı vatandaşın faturasına %9.8 oranında yansıyacak şekilde arttırıldı. Buyurun izleyelim efendim. Of ulan of. Erol abi hayırdır? Canın sıkkın gibi. Gel Naci gel, derdim çok büyük. Allah Allah, hayırdır abi? Ya benim hanımdan şüpheleniyorum. Galiba ben evden çıktıktan sonra... Anladın sen onu. Yok be abi. Yok olmaz öyle şey. Necla yenge öyle şey yapmaz ya abi. Ya 20 yıllık karım. Ben de konduramıyorum ama galiba yapıyor. Ana. Ama bu resmen boşanma sebebi. Vallahi öyle de yarın işe gidiyormuş gibi yapıp bir baskın yapacağım. Eğer korktuğum gibi ise bu yuva yıkılır Naci. Yıkılır. Ben çıkıyorum Necla. Akşama geç gelirim. Bekleme sen beni, tamam mı? Tamam hayatım. Haydi güle 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 güle. Hadi güle güle. Oh gitti sonunda. Hem de akşam da geç gelecekmiş. O zaman şu kombiyi sonuna kadar bir açayım da kemiklerim ısınsın be. Allah! Vallahi ne güzel harladı. Ağlarım, ne oluyor? Yazıklar olsun sana Necda, yazıklar olsun. Erol, sen nereden çıktın? Demek beni evden gönderip kombiyi açıyordun ha. Ahlaksız kadın. Ay dur, önce beni bir dinle Erol, açıklayabilirim. Sus be sus, daha neyi açıklayacaksın? Fatura gelince anlamam mı sandın ha? Yarın boşuyorum seni. Yıkıl karşımdan nankör kadın. Erol! Yıkıl! Sayın seyirciler, yeni yasama yılı milletvekillerine yeni avantajlarla açıldı. Artık vekillerin cep telefonu mesajlarının parasını da meclis, yani halk ödeyecek. Buyurun izleyelim efendim. Beyefendi. Ne var? Hesabı ödemediniz. Ağzını topla, doğru konuş, ortalıkta kırmayayım ağzını. Rakip partidensin sen değil mi? Kesin rakip partidensin. Ne partisi beyefendi? Garsonum ben, garson. Az önce yemek yediğiniz lokantanın garsonuyum. Hesabı ödemediniz, hesabı. Biz hesabımızı sandıkta öderiz arkadaş. Seçim sandığı ortaya gelir, o zaman çıkar çatır çatır hesabı halka öderiz. Ben seçimden falan anlamam beyefendi. Paranızı verin lütfen. Paranızı ne demek ya? Ne diyorsun sen kardeşim? Para diyorum, para. Kağıt para, bozuk para falan var ya hani. 67 lira vereceksiniz bana, 67 lira. Ya manyak mısın nesin sen ya? 67'yi anladım da para ne, lira ne? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak senin ağzını burada da kırarım ha. Lan ne diyorsun oğlum sen? Milletvekiliyim ben, milletvekili. Senin var ya ta... Efendim bir dakika. Çok istirham ediyorum, bir dakika lütfen. Sen de kimsin be? Efendim ben yemek yediğiniz lokantanın işletmecisiyim sayın vekilim. Lütfen kusuruna bakmayın. Garsonumuz yeni de milletvekillerinde para mefhumu olmadığını bilmiyor. Sizin her şeyi bedava tükettiğinizden haberi yok. Bir seferlik affediniz lütfen. Bak sen efendi bir adama benziyorsun.
Senin hatırına bağışlıyorum bunun eşekliğini ona göre. Sağolunuz efendim, sağolunuz. Yine bekleriz. Güle güle efendim, güle güle. Allah Allah ya. Para diyor, hesap diyor bana terbiyesiz. Ne demekse bütün bunlar. Sayın seyirciler, son zamlarla birlikte benzinin litresi 5 liraya dayandı ve Norveç'i de geçerek dünyanın en pahalı benzininin satıldığı ülke olduk. Buyurun izleyelim efendim. Allah Allah, niye çalışmıyor bu yav? Marş da basmıyor. Diye ses çıkarması lazımdı. Allah Allah, pili mi boşaldı acaba? Ya niye dönmüyor bu ya? Sağa sola dönmez miydi ki bu? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ya bir delik vardı. Anahtarı oraya sokunca çalışıyordu ama o da şimdi yok ya. Çalış susam çalış. Çalış susam çalış. Merhaba Muzaffer Bey. Merhaba Selim Bey, merhaba. Çalış susam çalış. Çalış susam çalış. En pahalı benzinde dünya birincisi olmuşuz. Kontak mıydı? Neydi? Nerede bu delik? Ben de bulamadım ya. Evet evet. Norveç'i geçmişiz evet. Siz ne kadardır kullanmıyordunuz arabayı? Vallahi galiba 3 yıl önceki zamda bırakmıştım ben Muzaffer Bey. Ben de benzin 4 liraya geçtiğinde bırakmıştım. Şimdi unutmuşum nasıl çalıştırıldığını arabanın. Bulamıyorum bir türlü. Nasıl çalışıyordu bu ki acaba? Çalış susam çalış. Çalış ulan çalış. Yok. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.